Bir haftadır Malatya'ya dönmüyor. Sahil kenarında yatıyor, şezlonglarda. Neyse, biz yavaş yavaş o zaman Çiğdemli'ye mi gideceğiz? Çiğdemli köyüne gideceğiz. Çiğdem muhtarı Cumali Yüzgeç'in yanına gideceğiz. Orada bizi bekliyorlar. Evet. Bu bahsettiğimiz yerler buranın sahil köyleri. Evet. Oralara bir gideceğiz, gezeceğiz. Yavaş yavaş Çiğdemli'ye doğru gidelim. Ondan sonra bir de bakalım oralardan. Şu an hala sarsıntı içerisindeyim muhtar. Niye? Yaklaşık 250 kilometredir çapayla seyahat ettiğimiz için olabilir mi hocam? Yukarıya gitmedik. Hacı amcaların oradan buraya 250 kilometre değil mi? Çiğdemlik Mahallesi Muhtarı Sayın Cumali Yüzgeç. Cumali Yüzgeç beyefendinin yanındayız. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz. Hoş bulduk. Yemin ederim çok güzel bir köyünüz var. Gerçekten köyümüz güzel de ama sahipsiz. Ama işte söylüyorum yani köyümüzün sahipsizlik ya. Sahil, genelde sahil. Sahil kısımlarında bir sahipsizlik var. Sahipsizlik var. Evet. Yani amacımız, tek şeyimiz, biz belediye başkanımızdan ricada bulunuyoruz. Selahattin İnşallah. Bey'den. O feribotların gecede sefer yapılması. Evet. Yani o şey olursa dediğim şekil, feribota da söyledim. Yani Daştepe, İzolu Tepe, burada Sahil Tepe olur. Burası Malatya'nın bir mahallesi olur. Şimdi şöyle bir şey, normalde feribot seferleri kaçta bitiyor? Feribot galiba 7.30 son. 7.30 son? Evet. Belki şöyle bir şey yapılabilir, hani gece 12'ye kadar feribot seferleri devam edebilir ama saat başı 2 saatte 1'e yani düşürler. 12 zaten biz ona razıyız. 12 evet. Olsa yine yani 12 1 var ya. Mesela vatandaş Malatya'dan gelir, buradaki gider ev önünde oturur orada. Evet. Yani zaten ağırlığımız hep Malatya'da. Ya işte burayı biraz daha böyle canlı bir yer olmuş olsa sadece Baskil'in şu anlamda biraz sıkıntısı var diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Neticede o masraflar, şeyler çok ağır masraflar olduğu için biraz daha canlı bir şey olsa aslında her iki taraf arasında bir ticari şey oluşturulabilir. Zaten ticari bütün şeyimiz var ya. Evet, yo, ona bir şey demiyorum. Ama yine de nüfus olarak, genel olarak buranın nüfusu kaç? Ya buranın nüfusu yani yaklaşık herhalde 5000 falan, 5000 küsur Baskil yani. Ama nüfusun ağırlığı hep Malatya'da. Sahil kısmındaki nüfus 5000 var mı? Yok, 5000 yok. 5000. Biraz daha nüfus, buranın nüfusunu çoğaltalım öncelikle. Vatandaşlarımızı
sahil bölgelerine çağırıyorum. İşte bu, gelmiyorlar hani, hizmet olmadığı için gelmiyorlar. Evet. Güneşin altında durmayalım isterseniz. Şöyle bir duldaya, gölgeye geçelim, tabii, buradan tabii devam edelim. Burası bu, işçi için şey yapıyoruz, kayısı pırtlamak için. Kayısınız çok mu? Kayısı var. Kayısı ne var. Kadar vardı mesela? Valla yaklaşık herhalde 1500-2000 kök var. Ooo, sizin bayağı kayısınız evet varmış. Sahil zaten kayısı hep şey. Evet. Ondan sonra biber, peki, karpuz. Bu sene durum nasıldı kayısı? Valla bu sene kulak asma, bu sene pek şey yoktu. Tutmamış evet, tutmamıştı. Evet. O yüzden. Valla normalde buraların aslında tutkun olması lazım. Yok ama çok güzel çiçek vardı. Yalnız o Monolya'dan dolayı evet, yandı. Çok yağmur evet yağdı. O hatta şöyle bir şey var. Malatya dediler ki o Monolya'dan dolayı ödenek çıkmış. Evet. Biz de yani muhtar olaraktan bayağı bir uğraş verdik. Bakalım yani. İnşallah bizim çiftçilere de bir destek verecekler. İnşallah. Kaç yılındaydı o feribotun battığı sene? 2004'teydi. 2004'te değil mi? Yani 2004'teydi. 2004'te bir facia oldu. Çok da insan öldü bildiğim evet kadarıyla. 13 kişi. Yani yazık, günah ya. Evet. Şimdi su gerçekten tehlikelidir. Evet. Yani burada illa feribotla ilgili bir sıkıntı olacak değil. Ki bu bölgede söylediklerine göre yazın 5000 tane işçi çalışıyor. Evet. Yani burada en azından sahil kenarında bir şeylerin olması lazım. Lütfen Elazığ ve Malatya'ya bu konuda çok seslenmek istemiyorum ama Elazığ'ın da üstüne düşen şeyler var. Elazığ Belediyesi Baskil'i böyle biraz ötekileştirmiş gibi. Hani Malatya'dan ticaretiniz orada, şeyiniz oradaysa Malatya size baksın gibi bir izlenim var. Yapmayın ya. Bu memleket bizim. Gerekirse Elazığ'ı da gelir alırız. Sıkıntı yok yani ha. Sayın valimiz yeni geldi. İnşallah evet biz ona ümitle bekliyoruz, büyük bir şeyle bekliyoruz. Yani köylere, sahile de iyi bir şey veriyor. Biz ondan bir şeyler bekliyoruz. İnşallah. Sayın valimiz de. İnşallah. Kaymakam Bey'den, o da yeni geldi. Yani bakın, bir Bitlis'e gittiğiniz zaman Tatvan sahilini görmeniz lazım. Gittiğiniz zaman Tunceli'de sahili görmeniz lazım. Oralarda böyle de yerlerden değerlendirilmiş. Tabii, öyle tabii değil mi hocam? Doğru, aynı. Evet. Yani burada kendimi üstümü başımı yırtmanın bir şeyi var mı? Yok. Varsa yapayım. Yok. Hayır hayır. Yok yapayım, kendimi şuradan aşağı atayım, bırakın ya. Yok yok yok. Evet sayın muhtarım, şimdi evet aşağı mahalleye doğru iniyoruz. Bizi sahile de götüreceksin. Tabii tabii, sahile de gideceğiz. Sahilde peki yüzmek için yer var mı? Var. Yüzmek için yer var. Ama işte dediğim şekilde yani böyle güzel yerler yapılsa, ondan sonra böyle devletten bir destek olsa var ya, çok güzel yerlerimiz var. Şöyle mesire alanları falan tabii yapılsa. Tabii 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 he. Tabii. Yani burayı değerlendirmek lazım ya. İşte sana diyorum ha, şimdi buranın mesela bir Keban'la bir Sivrice'yle farkı yok. Ama ne yazık ki hem Malatya'nın arasında kalmışız, hem Elazığ'ın arasında evet kalmışız. Bir arafta kalma durumu evet söz konusu. İki şeyde o yüzden bir şey yapamıyoruz. Şimdi suyun yanında hayat vardır. Bir sefer tabii bunu bilmek lazım. Bakın geçmişte eski yaşantılarda hep su kenarlarına yaşam yerleri kurulurmuş. Evet. Şimdi buraya da baktığın zaman bulunmaz bir nimet ya. Ya şimdi burada mesela bak çivi ektik. Çivi dahi oluyor. Allah Allah. He. Kivi dahi oluyor. Ama işte ne yazık ki zeytin, bak zeytin var şurada. Belki şey yaparsınız. Evet gördük. Çok gördük zeytin. Zeytin ağacı. Çok güzel oluyor. Yani hani böyle bunun bir işletmesi veya bunun çoğaltması, ne bileyim yani devlet desteğiyle evet vatandaşı bunu şey yapması, biz bunları bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda buraya Allah'ın izniyle el atılır. İnşallah, ve inşallah yetkililerimizden zaten biz onu bekliyoruz. Burası gerçekten de hem Malatya'mıza hem yani Elazığ'ımıza kazandırılmış güzel bir nokta olur. Bizim amacımız bize ne kadar hizmet gelse o kadar işsizlik, o kadar gençlerimiz köylere gelir. Evet. Yani bu işsizliği önler. İşte o yüzden bekliyoruz. Evet. İnşallah yani yetkililerimizden, büyüklerimizden biz onu bekliyoruz. İnşallah elimizden geldiğince sesimizi duyuracağız ve Baskil'imizi burası neydi? Çiğdemli Köyü. Çiğdemli Köyümüzü evet
Altın Uşağı köyümüzü, İmik Uşağı köyümüzü hak ettiği seviyelere çıkaracağız inşallah. İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle. Biraz daha böyle gaza getirici konuşursam, yok, inşallah. Buradan koşarak gidesim geliyor. İnşallah olur. Evet. Yani. Peki burada kaç hane var? 80 hane. 80 hane toplamda. Evet. 80 hane, yalnız benim köyüm biraz dağınık. Yani bu, burada 80 tane varsa. Evet. Diğerleri de çevre. Yok zaten ya, sade köyüm benim. Köy 80 hane. Ha. Şimdi dağınık yalnız. Bu barajdan sonra 86 tane, hani bu baraj geldiğin zaman vatandaş geldi. Buraya köy yerleşim alanı var. Bir kısmı köy yerleşim alanında yaptı. Bir kısmı kendi tarlasında yaptı. İşte yazın köye geliyorlar. Kışın Malatya'ya gidiyorlar. Hani ulaşım okul şey olmadığı için. Evet. Bu son seneler taşıma oldu. Sizin taşıma de sistemi. Malatya'da mı ev? Ben çocuklar Malatya'da. Oğlan orada çalışıyor. Kız orada çalışıyor. İşte benle hanım burada kalıyoruz. Köyde kalıyoruz, şey yapıyoruz. Anladım. Yoksa muhtarlık olmazsa siz de herhalde Malatya'ya gidiyorsunuz. Tabii ki. Kışın Malatya'ya gidiyoruz, şey yapıyoruz. Yani öyle olmasa. İnşallah işte dediğimiz gibi o hak ettiği hizmetler alır. Oğlum yeter ya. Yeter. Ne var, her şeyi çekiyorum. Bırak iki dakika iki sohbet ediyoruz ya. Belki birilerine söyleyeceğim. Ne var? Çek ha, elini çek ha. Vallahi muhtar bir şey yok mu? Ben bunu... Seninle ne diyeceğim oğlum ben? Bak insanlar bizi izliyor değil mi? Beni malamat ettin, rezil kefaze ettin beni ya. Çekme, kapat hele şunu. Virüsten dolayı sosyal mesafemize dikkat ederekler efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yol kenarından efendim, isterseniz çekilelim. Maskemi takalım. Maskemizi de takalım. Dediler ki reisin yanına uğramadan gitmeyin dediler. Hindistan'dan mı gelmiş bu ya? Reisin konağı. Gördük canım. Efendim nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Keyfin alemin yerinde inşallah. Çok şükür. İyilik vallahi. Seni buralarda seviyorlar galiba. Seviyorlar evet. Maşallah. Sevilmeyecek biri misin reis? Allah razı olsun sizden. Biz burada dediler ki Malatya milletvekilimiz Sayın Mehmet Efendioğlu sana bir hediye yaptırmış. Evet. Biz de dedik gidip bir görelim. Sağ olsun, var olsun. İsterseniz şöyle gölgeye geçelim. Hem de arabalar üstümüze gelmemiş olur. Buyurun. Reisin evinin önünde bir kazaya kurban gitmeyelim mi Hüseyin? Sana bir şey olursa olsun da. Aleykümselam. Şimdi biz buraya Malatya'dan geliyoruz. Evet. Bir köy programımız var. Köyler geziyoruz. Bugün de kısmet oldu, sizin köyünüze geldik. Allah razı olsun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Neden reis demişler size? Valla reislik işte iki asilet tahsil olmuyor içindir. Yani Hacı Halil oğlu asileti, Munzur oğlu asileti. Munzur oğlu Tunceli'den gelme. Evet. Yani ciddi ciddi böyle bir aşiret reisi gibi var o zaman. Evet. Peki aşiret burada mı? Aşiret dağılmış. Türkiye'nin her tarafına dağılmışlar. Yani büyük. Şimdi onlar dağılmış ama şimdi sen bu aşiretin reisisin. Atıyorum aşireti ilgilen bir durum olduğu zaman sen istediğin zaman bunları toplayabiliyorsun değil mi? Evet yani tabii ki. Yani biz büyük bir aşiretiz yani. Hem baba tarafı hem ana tarafı aşirettir yani. Baba tarafı Hacı Halil oğlu Kızılosağa köyünden buraya gelmişiz. Evet. Sonra ana tarafı da Tunceli'den. Munzur tarafı. Munzur oğlu sülalesinde. Bunlar 7 kardeşmiş. Türkiye'nin her tarafına dağılmışlar. Yani bir kolu bu tarafa Baskı'yla yerleşmiş. Bir kolu Malatya'ya. İşte öbür kolları da tam bilmiyorum işte nerelere yerleştiklerini. Büyük bir hasrettir. Munzur oğlu hasreti. Yani şimdi mesela onlar senin bu aşiretin reisi olduğunu biliyorlar değil mi? Çok biliyor. Yani da büyük ya, her tarafa dağılmışlar yani, çoğu da bilmiyor yani. Peki işte, reis şimdi öyle reis deyince ben dedim acaba şakasına birbirinize takılıyor musunuz ama meğerse adam gerçekten de koca bir aşiretin reisiymiş. Hatta iki aşiretin reisiymiş.
Peki Çiğdemli köyünde bizi götürebileceğin, bize önerebileceğin, şuraya gidin güzeldir diyebileceğin neresi var? Çiğdemli köyün her tarafı güzel. Neyse, çok fazla reisi de rahatsız etmeden yavaş yavaş sahile gidelim değil mi? Efendim çok memnun oldum tanıştığımıza. Allah razı olsun. İnşallah başka zaman yolumuz düşerse misafiriniz olacağım. İnşallah başım gözüm üstüne. Allah razı olsun. Zaten kocaman konak, sana da yeter, bana da yeter. Tamam. Reis. Değil mi? Hadi o zaman. Kedilerle de anlaşabiliyorum. Kedilerin fındık yer misin dedim, yok yemem bizde var dedi. En son canın cehenneme dedim, kapattım konuyu. Yemezsen yeme dedim, bizim ağaç var diyor, sen diyor fındığı oradan aldın, bir de bana mı artistik yapıyorsun diyor. Evet, şimdi Çiğdemli köyünde Sırrı amcamızın evine misafir olduk. Sırrı amca, selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. İyiyiz, elhamdülillah. Ekibinize, RTV'ye çok teşekkür ederim, böyle bir Allah hizmet verdiğiniz için. Allah razı olsun. Allah bizler de sizlere teşekkür ederiz, bizi burada misafir ettiğiniz için. Ayrıca bizi burada defalarca hayrete düşürdüğünüz için. Baş tacısınız, sağ olun, Allah razı olsun. Neden hayrete düştük? Çünkü burada mesela geldik, zeytinin yetiştiğini gördük, bir kere hayrete düştük. Evet. Fındığın yetiştiğini gördük, bir kere daha hayrete düştük. Evet. Nar da her yerde var. Adıyaman'da da var nar. Karpuz, evet, karpuzunuz çok ilginçti. O da bizi ayrıyeten hayrete düşürdü yani. Evet. Neden acaba? Siz biraz da yaş itibariyle biraz daha tecrübelisiniz. Bizi bu konuda aydınlatırsanız sizlere minnettar oluruz efendim. Şimdi bizim burada, bizim yaşlılarımız akıllılardı. Evet. Hele hele muhtarımızın dedesi, babası, dedesine ben yetişmedim. Onlar çok akıllı insanlardı. Bizim burada her şeyin yetişeceğini söylerlerdi. Evet. Üzümden tut, incirinden, incir de var. İncir de var sevgili seyirciler. Hem de çok güzel. Fındığından, yani canlı şahidi burada fındık mesela, zeytin orada. Kayısının dışında her şey yetişiyor yani, illa kayısıyla beraber her şey yetişiyor. Sadece kayısının üzerinden beklemek, bakmak doğru bir şey değil yani. İlla kayısı, yani kayısı bir sene tutmadı ne olacak? Fındığını da ek, narını da ek, incirini de ek, elman, zeytini de ek, soğanını da ek. Ek. Bağlanmışız biz sadece kayısıya. Kayısı olursa oldu, olmadı devlet desteği. Yok efendim, devlet bize kayısı yandı yardım yapsın. Devlet hangi birine yardım yapar? Hangi bir derdimize derman ola? Devletimiz zaten başını açmış, dertleri başını açmış gidiyor. Evet. Hangi birimizin derdine çare olacak? Kendimiz üretmeliyiz, kendimiz yetiştirmeliyiz. Yani her şeyi devletten beklememeliyiz. Evet. Beklememeliyiz. Gerçekten de bu konuda ben de Sırrı amcaya katılıyorum. Neden diyecek olursanız, bizler oturduğumuz yerden eleştiri yapmasını çok iyi biliyoruz. Çok. Ama devlet yönetmek hiçbir zaman göründüğü gibi değildir. Değildir, tabii. Özellikle son dönemlerde gerçekten de çok büyük kumpasların içerisindeyiz. Evet. Ben açıkçası burada bazı devlet sırlarını açık etmek istemem ama yani savaşın eşiğindeyiz. Tabii. Dört tarafımız ateş içerisinde. Evet. Yunanistan kalmıştı, o da yavaş yavaş başlatmaya başlıyor artık, yavaş yavaş. O da fitillemeye çalışıyor. Yunanistan zoruna kendini ateşe verdirecek ya. Bu Yunanistan bizden ne istiyor bilmiyoruz ki. Senelerden ne beri ya bu Yunanistan? Ne istiyor? Allah belasını versin Yunanistan'ın da. Ondan sonra İngiltere'nin de, Fransa'nın da, Donald Trump'ın da ya. Bizi kendi halimize bıraksınlar. Biz bir kükredik mi, çok kötü kükreriz biz. İşte onlar bizi gençleri bizi tanımıyor ama geçmiştekiler bizi çok iyi tanır. Eyvallah. Ya Yunanistan'ı denize döktüklerinden herhal unuttu. Bütün kepleri şeyleri hep denizin üzerindeydi. Evet.
Evet. Bunları unuttular mı? O dönemleri sen hatırlarsın değil mi Sırrı amca? Yok, hatırlamam. Daha çok gerçi o zamanlar ben, 1919. Ben 947 doğumluyum. Evet. Senin onlar daha tabii büyüklerimiz. Büyüklerimiz evet. Anlatırdı zaten. Evet. Bunu büyüklerimizden dinledik. Bizim yani, bir velhasılı kelam devlet olarak, ülke olarak gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz ama inşallah ben alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Allah yardımcımızdır inşallah her zaman. He. İnşallah. Çünkü şimdi, doğru duvar yıkılmaz derler. E bizim gerçekten. Kimseye bir hayınlığımız yok. Kimsenin toprağından gözümüz yok. Ha nedir? Kendi yağımızdan kavruluyoruz. Diyoruz ki herkes insanca yaşasın. İnsanlar birbirlerini niye öldürsün yani? Evet. Niye bombalasın? Bak Beyrut'un halini gördünüz. Yazık günah değil mi? Ne çocuk dedi, ne hayvan dedi, ne genç dedi, ne yaşlı dedi. Böyle bir şey olur mu? Bu insanlık dışı olan şeyler bunlar. Gerçekten ya, öyle. Ya. Yani biz her zaman ülke olarak zulme karşı gelmek, zulmün karşısında olmaya çalışmış evet, yerler. Evet, evet. Tamam, çoğu zaman eleştirel taraflarımız oldu. Mesela Suriye olayını ele alacak olursak. Evet. Ama bize düşen o büyüklüğü yapmaktı bence. Ki yaptık da. Yaptık da. Evet. İnsanlar her ne kadar da biz iyiliği yaparız, denize atarız. Evet. Balık bilmezse Halik bilirler. Evet, evet. Onlar belki yaptığımız iyiliği bilmediler. Kimisi evet. Suistimal etti ama gene de olsun biz evet. Büyüklüğümüzü yaptık. Tabii, tabii biz her zaman büyüklüğümüzü yapacağız. Büyüklerimizden öyle gördük. Evet. Dinimiz onu bize öğretti. Gerçekten de öyle. Tabii, öyle basit şeyler değil bunlar. Evet, öyle. Sırrı amca şimdi sen Malatya'da yaşıyorsun. Kışın Malatya'dayım. Evet, neredesin? Malatya'nın neresi? Malatya'nın İlyas Mahallesi'ndeyim. Kayısı falan var mı sizde? Kayısı var işte gördüğünüz gibi. Yeterince işte bizi yapacağımız kadar. Yani öyle fazla bir yerimiz kalmadı. Tarlalarımız hep barajın altında kaldı. Evet. Bu Karakaya Barajı. Evet. Geldik işte buraya konuşlanmak zorunda kaldık. Burada işte kendi hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Peki burada kaç hane var? Akraba mısınız? Burada evlerle? 4 hane var. Hep kardeşiz. Kardeş yegen. Gerçekten de çok güzel bir yer ya. Ya vallahi diyorum şuraya oturup belki şurada bir çay içmek bile insan için bir servettir ha. Vallahi mutlu oluyoruz yani. Gerçekten. Evet, mutluyuz. Tabii ki insanlar birbirini severse, birbirini sayarsa, karşılıklı sevgi saygı olursa tabii. Olur o da olur. Olur inşallah umudumuzu yitirmedik. İnşallah. İnşallah. Şimdi yavaş yavaş çayımızı içelim değil mi arkadaşlar? Fındıklarımızı görelim. Yani fındık yetişiyor sevgili seyirciler burada. Burası Baskil. Yani Malatya'nın 20 kilometre, 30 kilometre ilerisi fındık yetişiyor. Bakın gelin şöyle sizi fındığa doğru götüreyim. Şöyle baktığımız zaman ufak tefek şeyler var. Ceviz var. Cevizimiz var. Allah'a şükürler olsun. Rabbim vermiş ya. Şurada birkaç parça bir şeyler var küçükten. Topladılar aslında. Bunlar daha olmamış galiba. Olmuş yok toplanıyor artık. Bu toplanacak durumda mı? Toplanacak durumda. Koparın. Sen hayatında fındık topladın. Allah Allah. Sanki sen fındık bahçesinde doğdun da sen hayatında fındık topladın. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım Sırrı amca. Nasıl? Şu neyi? Bu remork. Bu remorku bir şekilde boşa bıraksak, şunun üstünden geçse, kaza süsü versek nasıl olur? Olur değil mi? Olur değil mi? He. Ya da bu sahile inerken ben bunu baraja atam ya. Yok. Dinim Allah'ım hakkı yerinde kaldım bunu. Biz dedik daha biz her zaman sevgiden saygıdan yanayız, insanlıktan yanayız. Ama bu ya. Anlamıyor işte bak. Anlaması lazım. Anlamıyor. Bu da dinlenmesi lazım. Düğünü dinlenmesi lazım. Terbiyesizlik yapma lütfen. Defol git buradan. Yıkıl karşımızdan. Tamam sakin yok. Sakin olalım. İşte fındığımız var. Burada zeytin ağacı var. Şu zeytin değil mi? Evet zeytin. Bakın bir zeytin ağacımız var. Yani gerçekten de akıl işi değil. Burada olmayan meyve neredeyse yok sevgili seyirciler. Bu da ceviz. Cevizimiz var. Hava sıcak ve barajın yanında olduğumuz için biraz o nemi de hissediyoruz. Şimdi sen cevizleri de çek. Sırrı amca seni yormayalım. Sen buyur otur. Ben de şurada bir 5 dakika sallanıp geleyim. Oldu. Çayımızı içelim. Çayımızı içelim. Ondan sonra bir de sahile inip ayaklarımızı suya soktuk mu benim için bitmiştir. Tamam. Şurada biraz tamam. Sallanayım ya bu suyun. Salıncak da var ya. Vallahi diyorum var ya bugün acayip yoruldum ya. Ben seni sallayayım. Hiç seni ben zahmet etme. Ben sana nasıl kıyam?
Misafirsin ya. Ya öyle deme valla. Misafirsin sen, misafirsin. Ben bizim sana kıyamam ya. Yo yo, olur mu böyle bir şey? Valla. Böyle bir şey. Kendime geldim yemin ederim ya. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Allah senden razı olsun Sırrı amca. Cümlemizden. Şimdi biraz da ben seni sallayacağım ama. Yok. Bir yere kaçmak yok. Ben de biraz seni sallayacağım. Ondan sonra yeter. Beni durdurun. Ha. Şimdi bir iki tur da ben seni sallayayım da ondan ben sonra çayımıza gidelim. Peki. Ya Sırrı amca ben aslında... Salıncağa binmeyle çocukluğumuzu hatırladık ha. Şimdi bu... Yani bizi 50 sene öncesine götürdün. Peki siz burada kim kalıyorsunuz? Burada hanım var. Benim bir kız var. Onlar da şans bugün Elazığ'a gittiler. O yüzden bir seni burada tek bıraktılar. Ben bugün tekim gelirler. Belki onlar da şimdi şu anda yoldalar, gelirler. Ama geç kaldılar. Tek olsan derdim ki burada seninle kalalım. Bir ömür birbirimizi sağlayalım. Sağ ol. Allah razı olsun. Gene kalabiliriz. Yerimiz müsaittir. Ben her işini de yapardım vallahi. Allah razı olsun. Yaparsın tabii. Niye geçen olmasın? Geçen bir programa gittim. Saman taşıdım. Bütün samanları ben taşıdım. Görmen lazım. Ya gelirim ya. De her işte gelir. Yetmez mi? Yeter mi? Durduralım mı? Ben diyeyim yeter. Evet. Yavaş yavaş. Gidip çayımızı da içelim. Hüseyin, ooo, karpuza bak. Sen traktör sürmeyi biliyor musun be? Yok. Nasıl yok? Ne işe yarıyorsun? Bak ne güzel yüklenmişler oğlum. Gel kontağa bassak kaçak gidek bak. Muhtar bu karpuzların kilosu ne kadar acaba ya? Valla kilosu herhalde 500'e 600'e falan satıyorlar. 700'e satıyorlar. Çiftçiden alış. Evet, çiftçiden alış. Yani bu sene çiftçi yine zararda. Yapma be. Evet. Çiftçinin bunlardan çektiği ne ya? Ya bir yanda elektrik parası, bir yanda gübre parası, bir yanda bunun işçiliği var ya. Evet. Yani adam işçi getiremiyor. İşçi getirdiği zaman var ya, kilosu 200 kuruşa geliyor. Değil mi? Evet. Peki bunu kendi mi toplamış? Kendileri topladı. Kendileri topluyorlar şakalar. Yapma be. Evet. O yedik bir tane karpuz geçen hafta. Hani sözde geçen hafta çektiydik ya bir program şeyde. İmi kuşağında. Orada yediğimiz karpuzdan herhalde bu zannedersem, öyle mi? Tabii aynı yani. Aynı ya tadı. Muazzam bir tadı vardı ya. Şu karpuza bak. Hüseyin sen... Bir sefer toplanmış. İlk kırım toplanmış. Aşağısı da halen daha toplanmamış. Oo. Evet, bu ikinci kırım. Dinime Allah'ım bak şu karpuza bak ya Hüseyin. Bıçağımız olsa bir tane keser yerdik. Keseceğiz. Biz keseceğiz. Böyle bir şey çekelim. Şöyle güzelce bir aşağıya doğru inelim. Tabii. Yani çekeceğiz. Onu da... Şimdi Diyarbakır karpuzu diye işte karpuz bu. Gel. Tamam, karpuzum. Gel. Gel yanıma gel Hüseyin gel. Gel. Geldin mi? Görmüş olduğun şu karpuz yemin ederim sana Diyarbakır karpuzunu haritadan siler ya. Tarihten siler yemin ederim tadıyla. Şimdi biz o şeyde yediğimiz karpuzun tadını ben daha hala unutmuş değilim ve ilk defa öyle bir karpuz yedim. Bu karpuzun tadı daha güzel. Evet. Yalnız bizim halk halen gidip de Samsun, Bafra, Konya, şura buranın karpuzunu alıyor. Ama evet. Buranın karpuzun bu tadı bambaşka. Çok güzel karpuz. Yani ne ilacı ne şeyi hep organik. Evet. Onlar kabak aşısı bilmem ne bir sürü şey yapıyorlar. Vatandaş ona yöneliyor ama ona gelince... Ortalama ne kadar karpuz üretiliyor burada sezonda? Çok, çok yani daha önceden yani yaklaşık 5-600 dönüm falan ekliyordu. Bu son senedir para etmeyince vatandaş... Evet. Yani para etmeyince derken masraf arttı, fiyatlar düştü. Evet. O yüzden vatandaş vazgeçti. Şu an belli başlı kişiler ekiyor zaten. Belli yani şimdi 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm o şekilde yani şey yapıyorlar. Tabii. Yani 50 kuruşsa atıyorum bir ton ne kadar eder? Ya şimdi bunun mesela nakliyesi. Şu an şu traktörün Malatya'ya gitmesi var ya 250 milyon. Evet. Yani sırf Malatya'ya gitmesi. Bunun ham malı ve işçiliği şuyu buyu. Zaten yani bir hesabım, 500 lira yapar. Yapar he. Zaten kendisi topluyor. Adam sabah namazı gelmiş. İşte toplamış. Şurada çıkacak 3,5-4 ton. Evet. Yani 3 kişi toplamışlar. Yani işçiliği her şeyi götürüyor kurtarmıyor. O yüzden var ya vatandaş soğuyor bu işlerden. Gerçekten de öyle. O yüzden çiftçiye biraz destek olmak destek gerekiyor. Destek olmaları lazım. Şimdi çiftçiye destek olsa bak adam su varacak. Gücü yok. Evet.
Adam da diyor ben bırakacağım. Çünkü para etmiyor. Evet şimdi elektrik parası ödeyecek. Tekrar sonra da zaman gübre atacak buraya. Kabuz getir ki. Evet, sizi tanıyalım. Çiğdemli köyünden ben Ramazan Kösek. Ramazan? Kösek. Çiğdemli köyünden evet. Ünlü karpuz yetiştiricisi Ramazan Bey'in üretmiş olduğu karpuzları görüyorsunuz. Bu evet. İkinci kırımız evet. Burası ikinci kırımız. Birinci kırımı da Allah bilir ne kadar. Aşağıda var birinci kırımız. Bitmemiş daha. Bu ikinci kırım burası. İkinci kırımız. Ortalama 15-20 kilo karpuzlarımız var. Ağzımla söyledim. Evet. Peki kaç yıldır bu işle uğraşıyoruz? Hep 86'dan beri daha fazla aşağı köyde de uğraşıyorduk. 86'dan beri de yine bu işlerle uğraşıyoruz. Aşağı köyden de uğraşıyorduk. 86'da baraj geldikten sonra 87'den yine başladık bu işe. Hele biraz çök hele şöyle çök. Evet abi. Muhtar Hacı bahsetti. Evet. Dedi ki yani dedi esnaf dedi çiftçi dedi kan ağlıyor dedi. Evet. Haksız da değil yani abi. Evet. Ben hal binasına giriyorum ben çıkıyorum yani geri. Satamıyorum hal binasında karpuzu. Allah Allah. Hal binasından geri çıkıyorum. Malatya'nın hal binasından? Malatya'nın. Elazığ bize uzak olduğu için. Elazığ'a gidene kadar evet. Zaten hepten sonra. Karpuz ezelim motorla ezilir. Zaten başka aracımız yok. Evet. Traktörle gidiyoruz. Hal binasından dışarıda gelen karpuz fazla getiriyorlar. Kesmeyin ha. Bu yok kesilir. Getirin ben keseceğim ben. Tamam bunu da kes ha. Yok bir taneyi telef etmeyelim hepsini. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya yazık günah. Zaten satamıyoruz bir şey olmaz. Ben yani buradan bir tane örnek kesecektim zaten. Zaten satamıyoruz, zaten şey yapamıyoruz. Bir önceki yani, bölümde bir tane karpuz yedim. Ki, ben böyle bir karpuz görmedim. İnan ki Ramuk'ta kalan karpuzu zaten bu akşam, Malatya'daki Ramuk'ta kalan karpuzu bu akşam çöpe dökecekler artık. Allah'ın sınırı. Valla kaç gündür dolaşıyor böyle motor. Artık kalanı çöpe dökecek oğlan. Şimdi Allah yardımcımız ola başka ne diyeyim. İnşallah. Allah yardımcımız ola. Evet. Sevgili seyirciler, bizim burada yapmamız gereken artık çiftçimize, üreticimize sahip çıkmak. Neden diyecek olursanız, inanın hani ben laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten yediğim karpuz çok lezzetliydi. Bu karpuz ondansa eğer, yani bu insanların yaptığı emeğe değmez. Sizler bu kadar kaliteli bir karpuz yiyeceksiniz ve bu adamlar bunu üretecekler ama ellerinde hiçbir şey olmayacak. Sonra yarın bunu üretmekten vazgeçerse bu adam, siz de bu lezzetten mahrum kalırsınız. Şimdi lafınızı bolla kestim. Dışarıda gelen karpuz biraz uzun. Hı hı. İçi kırmızı tamamıyla, kapkırmızı. Evet. Kaba karşısı diyoruz biz ona. Ama tat. Tadı yok ama. Evet. İşte bizim vatandaş Ayhan'a kadar biz de böyle eziliyoruz. Hele bir bıçak getirin hele. Bıçak, motorun sandığında bıçak vardı. Hele bıçağı getirin de şurada sizlerin gözü önünde bir tane keseyim. Bak her şeyi bıraktım güneşin alnında. Hayır bunu burada keseceğim. Bunu burada keseceğiz biz. Güneşin altında bunu burada keseceğim ki bütün insanlığa ders olsun. Siz mikrofonu tutun efendim. Evet. Evet şöyle. Karpuzumuzu kesiyoruz. Yalnız şekeri olan yemesin. Gitti mi? Şekeri olan bu karpuzu yemesin. Şeker hastası olan. Evet çok şeker. Evet, ben yedim. Şeker hastası olan bu karpuzu yemesin. Yedim tadına baktım da işte şu karpuzu bir kesebilseydim. Ha şimdi bizim muhtar yemesin. Muhtar şekerin var mı? Ha muhtarın şekeri var. Muhtar yemesin. Yani böyle köylünün... Evet. İşte görüyorsunuz. Sıkıntı bunun neresinde işte? Şöyle bir şu göbek kısmından özellikle. Evet, evet, evet. Bir dilim. Sen yer misin? Hayır, afiyet olsun size. Şöyle bir tadına bakalım. Hüseyin sen yer misin canım? Sen yer. Sen yemesen de olur. İkinci ekimde üstü olur. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ederim şeker gibi ya. Ben şimdiye kadar Baskil'de
karpuz üretildiğini de bilmiyordum. İkinci kırımız, birinci kırımız motorda bakın 20 kilodan 25 kilodan fazla evet. Karpuzumuz var. Bunlar ikinci kırımız. İnşallah görüşürüz İnşallah. Tekrar. İnşallah. Bekleriz. Allah kolaylıklar versin. Bekleriz. Böyle sık sık bizi düşünürseniz iyi olur. Geleceğiz. Vallahi ben çok sevdim burayı. İşte özellikle... söylüyoruz. Yani bizim tek şeyimiz yani ulaşımımız. Evet. Gece feribotu. Gece seferleri. Şimdi vatandaş mağdur. Şimdi gidecek. He. Şimdi gidip satsa. Acaba ya. Ben 6.30 gemisine yetişir miyim? Evet. Karpuz tarlada da. Tamam biber tarlada. Evet. Yani şu yazın ortasında o tarafta 6.30 olur mu? Yani buranın böyle şey olmaması lazım. Evet. Hani, geç saat olsaydı belki benim oradaki motorumu karpuzu çöpe dökmezdi. O motor bu yere dönmesi lazım ki buradaki karpuzu tekrar yükleye. Evet. Biz müsaadenizi istiyoruz. Müsaade İnşallah sizin. Her şey güzel İnşallah olacak diyelim. Allah'a emanet olun. Valla sen olmazsan Hüseyin biz yamanık kardeş. Ben yoruluyum baba. Yani bu programın bütün yükü benim üstümden geçiyor. Yani ben köyün ismini unutabilirim. Sen de benim üstümden. Benim hafıza problemim olabilir. Ben yani ne üreteceğimi, ne konuşacağımı kafamda tasarlaya beyin fonksiyonlarımın yarısını ben heba ettim ya. Evet Çiğdemli'deydik. Gerçekten misafirperver bir köy. Baskil çok güzel bir yermiş. Ben gördüm yani insanları, yerleştikleri yerler o kadar güzel, o kadar muazzam ki. Tek sıkıntıları burada Elazığ'dan Malatya'ya daha yakın olmaları ve bu yakınlığa rağmen bir türlü buradan iletişim kuramamaları. Malatya'dan büyük destek bekliyorlar. İnşallah o bekledikleri destek Malatya'dan onlara gelecektir ve inşallah Baskil gibi güzel bir yeri Malatya'ya kazandırmış oluruz. Çünkü Elazığ burayı istemiyor gibi. Bana öyle geldi. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Küçük Amat'la O Köy Bizim Köyümüz programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya inşallah Malatya'mızın veyahut da Baskil'imizin veyahut da Türkiye'mizin güzide yerlerinden herhangi birinde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz efendim.